Size merhabalar, Egzotik Bahçem kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bugünkü videomuzda gümüş asma veya gümüş patos olarak bilinen bu bitkimizden bahsetmek istiyorum. Latince ismi Scindapsus pictus olarak da geçmekte. Şöyle biraz yakından da göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi yaprakları bayağı devasa olabiliyor. Bildiğim kadarıyla 30 santimetreye kadar büyüyebiliyor yaprakları. Bu çeşidine bağlı olarak da değişebiliyor. Küçük çeşitleri de var, büyük çeşitleri de var. Ancak bu videoda çeşitlerine değinmeyeceğim. Bu yaprağı geçmeye başladığı için içe doğru kıvrılmış durumda. Yine yeni ve güzel yapraklar vermeye devam ediyor. Her dem yeşil bir bitki, yani kışın yapraklarını dökmüyor. Tabii ki de tropikal bir bitki olduğu için soğuğa dayanıklı değil. En fazla eksi 1, eksi 2 gibi derecelere dayanabiliyor diye biliyorum ben. Biz henüz dışarıda denemedik. Zaten denemeyi de düşünmüyoruz. Belki Mersin taraflarında bir ihtimal dışarıda yetişme ihtimali olabilir. Genel bakımından bahsetmek istiyorum. Çok zor bir bitki değil. Ortalama bakım isteyen bir bitki. İyi ışık alan bir yerde güzelce gelişiyor. Direkt güneş görmemesi lazım. Direkt güneş görürse yanma ihtimali var. İyi ışık alan bir yerde konumlandırabilirsiniz. Sabah güneşi veya akşam güneşi bitkiye tabii ki de zarar vermez. Sabah güneşi veya akşam güneşi alması da bir sakınca yok. Ama öğlen güneşinden mutlaka korumanız gerekiyor. Bu bitkinin ana vatanı Hindistan, Bangladeş, Tayland, Malezya, Endonezya ve Filipinler civarı olduğundan dolayı tabii ki de yağışlı bir iklim isteği var. O yüzden mümkün olduğunca bu bitkinin suyunu da eksik etmemelisiniz. Ancak şuna da dikkat etmelisiniz ki fazla su içinde de bulunmamalı. Yani dengeli bir şekilde sulamasını yapmalısınız. Toprağı daima nemli olmalı, ancak ne ıslak ne de kuru olmayacak. Nemli olursa en güzel şekilde yetişecektir. Dış mekanda 3 metreye kadar boylanabilse de genelde iç mekanda 1 ila 1,5 metre arasında boya sahip olabilmekte. Popüler süs bitkisi nedeniyle dünya geneline yayılmış durumda. Ilıman iklimlerde ve Türkiye'de iç mekan bitkisi olarak yetiştiriliyor. Peyzajda oldukça değerli bir bitki. Yani değerli bir süs bitkisi. Burada da yine senesyumuz var. Bunu yere diktik. İsteyenler senesyum bakımını da izleyebilirler. Zaten onu da yeni atmıştım. Cape sarmaşığı olarak yükledim. Zaten Cape sarmaşığı olarak biliniyor. Burada da yeraltilerimiz var. İsteyenler yeralti bakım videomu da izleyebilir. Onu da bayağı yeni yükledim. Geçenlerde yüklemiş olmam gerekiyor. Bugünlük videomuz bu kadardı. Sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.